Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Yargı. Umarım herkes iyidir. Bugün herhangi bir plugin olmadan, yani ücretli hazır bir efekt olmadan Green Screen yeşil fon, yani yeşil ekran uygulamasında ufak bir deneme yapalım. Hatta bunun için yeşil bir çarşaf kullanalım. videoya başlarken kendimi kısaca tanıtayım size. Ben reklam filmleri ve fotoğrafları çekiyorum. Böyle bir reklam şirketim var. İzmir'de yaşıyorum. Bu kanalda fotoğraf ve video ile alakalı hem çekim hem montaj teknikleri üzerine, sosyal medya ve mobil uygulamalarla alakalı içerikler yapmayı planlıyorum. Bunun yanında teknolojik ürün ve ekipman incelemeleri de yapıyorum. Özellikle fiyat performans ürünlerinde. O yüzden mutlaka takipte kalın. Hatta kanala şu an abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenip altına da yorum yap yaparsanız süper olur. Şimdi öncelikle biraz green screen'den bahsedelim. Aslında bu yöntemin, bu uygulamanın temel mantığı bir kişinin veya bir nesnenin arka fonunu değiştirmek veya bir kişiyi veya bir nesneyi farklı bir konuma, farklı bir alana yerleştirmek. Temel basit mantığı bu şekilde. Normalde stüdyo ortamında yapılan bir uygulama ama şu an günümüzde yeterli teknik bilgi ve donanımla birlikte ışığı da iyi kullanabilirsek ve post prodüksiyonda yani montaj ve kurgu aşamasında ayarlarımızı maksimum bir şekilde doğala yakın olarak yaparsak elbette çok iyi sonuçlar da alabiliriz. Şimdi önce çekimin size tüm aşamalarını bir aktarayım. Nelere dikkat etmeniz gerekir? Önemli noktaların da altını çizelim. Sonrasında da montaj kısmı ile devam ederiz. Şimdi başlangıç olarak önce kendi kadrajımı ayarladım. Yani kameranın açısı çok önemli aslında. Normalde oturduğum sandalyenin sırt kısmı yüksekte olduğu için ve yeşil fonu da onun arkasına koyacağım için aklımdaki kurguda sandalye problem yaratabilirdi. O yüzden sandalyenin sırt kısmını çok fazla göstermemeye çalıştım aslında burada. Yani hareketlerimi biraz kısıtlı yapacaktım. Sağa sola dönüşler yapmamayı planlıyordum. Sonra odanın perdelerini kapattım. Sadece benim ana ışığım kaldı. Kullandığım ışığı da biliyorsunuz Godox'un ML60 modeli. Bu arada kadrajı ayarlarken önemli bir konu daha var. Şimdi çerçevenin en alt kısmında herhangi bir şeyin görünmemesi gerekiyor. Çünkü bunu yeşil fonu kullanırken montajda problem yaşayabilirsiniz. O yüzden mutlaka kadrajınızda çerçevenizin en alt kısmını sıfırlayın. Yani herhangi bir şey görünmesin. Sonrasında yeşil fonu gereceğim, asacağım bir yer ayarladım kendime. Bunu da bir tripod ve askı yardımıyla hallettim. Tabi bunların aralarındaki mesafeyi de yine kadraja bakarak ayarlamaya çalıştım. Yani komple bütün kadrajı kapatacak bir yeşil fona ihtiyacım var. Bu fonu da astıktan sonra yani komple gerdikten sonra yine tekrar sandalyeye oturup bir kadrajıma baktım. Çerçevede boş kalan yani yeşil fonun kapatmadığı bir yer var mı diye. Sonra ufaktan çekimlere başladım. Kısa bir mizansen yaptım, denemeler yaptım. Ondan sonra kaydı burada bitirip yeşil fonu topladım. Bu arada gerçek arka fonunuzda odayı aydınlatan bir lamba, bir bilgisayar veya bir televizyon varsa, özellikle bilgisayar veya televizyon, yani yapacağınız kurguda gerçekçiliği biraz daha arttıracaktır. Hem ışık anlamında hem de arka fondaki bilgisayarda veya televizyonda oynayan bir video varsa bu daha iyi olur aslında sizin için. O yüzden arkadaki gece lambasını yaktım ve bilgisayardan bir video açtım. Tabi bu durum arka fonun bir fotoğraf gibi durmamasını sağlayacak hareketli bir şey olduğu için. Ekstradan da kameranın fokus ayarını manuel aldım ve oturduğum yerin hizasını manuel bir şekilde netledim. Böylelikle arka fonda doğal bir bulanıklık yarattım, bir alan derinliği yarattım. Bu da videonun gerçekçiliği açısından önemli olan noktalardan biri. Bu şekilde video kaydına bir süre daha devam ettim. Sonra kaydı kapattım. Şimdi gelelim beraber bu görüntülerin montajını yapalım. Şimdi önce ekran kaydımızı başlatalım. Şimdi yeşil ekranla çekilmiş bir görüntüyü timeline'a e atıyorum. Sonra çekimin en sonunda yapmış olduğum görüntüyü bu videonun altına atıyorum. Tabi bunu Premiere Pro gibi diğer video düzenleme programlarında da bulabilirsiniz. Burada efektler kısmında yanlış okumuyorsam Keyer diye bir uygulama var. Bunu yeşil fon olan görüntünün üzerine atıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi üstteki görüntüde yani yeşil fonuna çekmiş olduğumuz görüntüde yeşil olan bölgeler bir maskeleme gibi alttaki görüntüyle birleşmiş oluyor. Alttaki görüntüyü manuel fokusta çekip bir alan derinliği de yarattığım için göze daha doğal bir görüntü ortaya çıkartıyor. Şimdi aslında yeşil fonda bu videoda benim yapmak istediğim daha farklı bir şey. Böyle hayalet hologram arası bir şey yapmayı planlıyorum. Bunu da senkronize bir şekilde bir müzikle birleştirerek eğlenceli bir video istiyorum. Yine Final Cut'ın kendi içerisinde bir eklenti var. Bu da Bad TV olarak geçiyor. Ben bu eklentiyi yani bu filtreyi üstteki görüntünün üzerine atıyorum. Tabi bu attığım filtre bir bozuk televizyon görüntü efekti veriyor aslında. Şimdi ben bunu biraz daha değiştirerek şurada mesela TV statik şeklinde değiştireyim. Daha güzel oldu. Şimdi ben bunun opositesini yani saydamlığını biraz arttırdığım zaman arka taraf görünmeye başlıyor. Bakalım nasıl oldu. Evet. Biraz daha arttırırsak, daha doğrusu biraz daha azaltırsak evet. Böyle daha güzel oldu sanki. Şimdi bu arada lafı gelmişken bu tip programlarda yani Final Cut, Premiere Pro gibi programlarda illa ücretli veya ücretsiz bir plugin veya bir hazır eklenti bulmanıza gerek olmuyor. Bu programların kendi içerisinde gömülü olarak gelen eklentileri, filtreleri, geçiş efektlerini görüntünün üzerine attıktan sonra burada sağ tarafta kostümüze edebileceğiniz yani düzenleyebileceğiniz bölümleri var. Bunlar İngilizce ama internetten bunların açıklamalarını bulabilirsiniz. Zaten o gördüğünüz ücretli veya ücretsiz plugin'ler, efektler, template'ler bu tip programların içerisinde manuel olarak yapılıp belli bir preset haline getiriliyor. Yani bir paket haline getiriliyor. Bir paket dosya gibi düşünün. O şekilde ücretli olarak satılıyor veya ücretsiz olarak belli sayfalardan bulabiliyorsunuz. Şimdi ben bunun üzerine bir müzik atacağım. Şimdi buradan sonra açıkçası çok farklı bir şey yapmadan görüntülerin üzerine filtreler atarak doğaçlama bir şeyler yapmayı planlıyorum. şekilde. Dediğim gibi mesela bu çekimin kurgusunda herhangi bir plugin kullanmadım. Yani ücretli bir eklenti kullanmadım. Programın içerisindeki tüm geçiş ve filtreleri bu sağ taraftan yukarıdan kostümize ettim. Yani kendi istediğin gibi ayarlarını yaptım. Premiere Pro'da da aynı şekilde. Final Cut da bu şekilde. Bu tip işlemleri, bu tip efektleri yani kostümize etmeyi yani kendi istediğiniz gibi şekillendirmeyi keyframe'lerle yapıyorsunuz. Yani programı kullanırken montajda programa bir takım komutlar veriyorsunuz. Bu komutlara göre zaten kurgu netleşiyor, oturuyor. Bu tip farklı kurgu ve montajlarla ilgili devam videoları gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlara bırakın. Hepsini ayrı bir şekilde not alıyorum zaten. Bugünlük videoda yeşil ekran kullanımına kısa bir giriş yaptık. Hatta farklı bir efekt de eklemiş olduk. Umarım videodan keyif almışsınızdır ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanala da abone olmayı unutmayın. Mutlaka takipte kalın. Devam videoları gelecek. Kendinize de çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.